Nerede olsa zararı yok. Artık buradan başlayacağız. Ama sen not alacaksın şeyine. Cep telefonuna. Şuraya geldik, buraya geldik. Şu anda üçüncü şuadayız. 25. söz, üçüncü şua. Oldu mu efendim? Şeyde. Hocam biz 25. söze başladık. Yani İnşallah. 25. sözü teferruatlı ve ayrıntılı olarak okuyoruz elhamdülillah. İçindeki bir kısım hakikatleri ben de ders çalışır gibi çalışıyorum. Yani inşallah böyle bütün yönleriyle anlamaya gayret gösteriyoruz. Kolay bir şey değil. Ama elimizden geldiğinceye kadar büyük bir bereket yani. Kur'an'la alakalı bir kelime öğrensek her gün o bile bizim için yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nasip ederse biliyorsunuz 2-6 Ekim arasında Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu var. Orada da ben bir tebliğ hazırladım. O tebliğin ismi de Kur'an'la ilim münasebeti ve Kur'an'a göre gerçek ilmin hedefleri. Allah nasip ederse inşallah gideceğiz. Yaklaşık 215 bilim adamı müracaat etmiş dünyadan. 102 tanesi kabul edilmiş. Yani 30 ülkeden. Çok büyük bir imkan bu. Çok büyük bir rakam. Hakikaten sevindirici bir durum. Allah'a şükürler olsun. Bu bilgiyi vermek lazım. İkinci bir bilgi, ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Orada uluslararası bir sempozyuma katıldım. Elhamdülillah Osmanlı ile alakalı önemli bir konuyu gündeme getirdik. Tabi orada hakikaten dalalet ehlinin karanlık noktaların ve karanlık odakların nasıl fitne ve fesat çevirdiklerini müşahede ettik yani. Mücadele ettik yani kendileriyle. Yani bizim gerçekten milletimizin en büyük düşmanı ne acıdır ki? Kendi içimizden yani. Orada Resulullah'ın aleyhindeki beyanlar. Ondan sonra ya Fatih Sultan Mehmet'e gayrimeşru ilişki içinde diye iftiralar. Böyle çok garip bir şey yani. Hem de orada Osmanlı kürsüsünün başkanı olan bir adam yani. Gerçekten bizim çok çalışmamız lazım. Gördüğüm manzara şu. Ben her zaman abilere de diyorum. Bizim şu anda en büyük eksiğimiz İngilizceyi, İslami ilimleri ve bir de Risale-i Nur'u çok iyi halletmiş ilim adamlarına ihtiyaç var. Üç olmadan olmuyor hocam. Yani ehli dalalet bundan tabii 50-60 sene önce çok uğraşmış yani o. Komünizmden dolayı yurt dışına gönderilenlerin hepsi ya doktora yapmış ya işte master yapmış ya üniversite bitirmiş. Bizim ehli iman gibi tembel de kalmamış. Yani onu da sitem edeyim ehli imana. Üniversiteyi bitirmiş yani. Ve arkasından tabii bülbül gibi İngilizce konuşuyor. Tabii yani kanalizasyonu da bülbül gibi akıtıyor. Bülbül gibi değil de artık nasıl derseniz yani. Dolayısıyla bizim vasıflı adama ihtiyacımız var. Yani şu Risale-i Nur'un hakikatlerini dünyaya haykıracak. İslam'ın güzelliklerini anlatacak. Tabii yani öyle. Bizler artık tabii yaşlanıyoruz yani bizim imkanlarımız da sınırlı dil itibariyle vesaire ama elhamdülillah tabii yine de. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Öyle zannediyorum biz buradayız ama incelemen lazım senin. Oldu mu muhterem? Eksik varsa okuyacağız. Ama ben eksik olmadığına inanıyorum. Belki bir tane de okumuşuzdur yani onu da bilmiyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü şua, Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın bu kelimeyi çok açıklıyor biliyorsun. Üstad Hazretleri çok kullanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği beyanı, yani gerçekleri, hakikatleri izah ederken insanoğlunun ulaşamayacağı derecede mucizevi bir tarzda açıklaması. Yani Kur'an'ın beyanına yaklaşan hiçbir beşer beyanı mevcut değil yani. Bu kelimeyi Üstad her sefer kullanıyor. Kur'an-ı Mu'cizül Beyan. Beyanında, izahlarında mucize olan Kur'an-ı Kerim. Onun ihbarat-ı gaybiyesi. Şimdi hatırlarsanız daha önce biz şunu söylemiştik dersin başında, yani 25. sözün başında. Üstad Hazretleri Lemaat isimli eserinde Kur'an'ın yedi külli veçhi icazının bulunduğunu, yedi külli veçhi icazının bulunduğunu, mucizelik cihetinin bulunduğunu teker teker izah ediyor orada. Başka bir risalede ise bu külli vecihlerin ona kadar çıktığını anlatıyor. Fakat 25. sözde bunu 40'a çıkarıyor. Yani ve bu 40'ının tamamını izah ediyor. Hatta bir kardeşimiz çıkarmıştı. Burada var mıydı? Neydi o? Levha halinde yani. Ben burada mı gördüm? Başka bir yerde mi gördüm?
Yani herhalde Ümit Şimşek midir kim bilemiyorum, kardeşimiz çıkarmış bunu. Kur'an-ı Kerim'in 25. sözde 40 vecihle, 40 yönüyle mucize, yani beşerin insanoğlunun yapamayacağı, gücü yetmeyen, aciz kaldığı ilahi bir kelam olduğunu ispat ediyor. Şimdi onlardan biri de önemli bir o külli olanı da bu. Demek Kur'an'ın ihbarat-ı gaybiyesi. Misaller verecek. Gaybi haberleri, gaybtan haber. Gaybtan haber nasıl olur? Bir, mesela ben diyelim ki 55 yaşındayım. Anlatabildim mi? 100 sene önceki şeyler benim için gaybidir. Hatta 56 sene önceki şeyler gaybidir. Çünkü ne gördüm, ne duydum, ne hissettim. Ha, eğer 56 sene önceki bir meseleyi, benim bilmediğim bir meseleyi anlatıyorsa birisi, anlatabildim mi? Yani bu benim için mucizedir. Ama bilen ve yaşayan için değildir. Ama hele hele bu 1500 sene önceki meseleyi anlatıyorsa, 2000 sene önceki meseleyi anlatıyorsa ve bu konuda yazılı veya yazılı olmayan hiçbir kaynak yoksa, o zaman %100 mucizedir. Demek Kur'an-ı Kerim'in birincisi maziye, geçmişe ait gaybi haberleri. Bir diğer gaybi haber, bu da çok önemli, anlatacak üstad bunları, istikbale, geleceğe ait gaybi haberleri. Yani çok açık, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında okuyacağız inşallah bunu, Allah nasip ederse. Çok açık bir şekilde, yani Sasani İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu'nu yeniyor. İki imparatorluk savaşıyor ve Bizans İmparatorluğu yeniliyor. Tabii kafirler, müşrikler diyorlar ki oh bak diyorlar biz gavurlar inananlara galip geldik. Çok enteresan bir şey bu ehli kitaba yani. Galip geldik. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şeye geliyor. Nedir? Tabir yerindeyse ya ne diyorlar ona Türkçe'de? Ha, iddiaya giriyor. Yani iddiada işte şu kadar deve Bizans kazanırsa sen vereceksin, sen Sasaniler kazanırsa ben vereceğim. Şu kadar sene içinde şöyle olacak, böyle olacak konuşuyorlar. Geliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatıyor bunu, şimdi okuyacağız. Anlatınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam o sırada ayet nasil oluyor. Rum suresi. Elif lam mim gulibetur Rum. Yani diyor ki Elif lam mim doğru Rum İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu mağlup oldu. Ama... Bid'isinin, fi bid'isinin, yani bid'i Arapçada 3'ten 9'a kadar olan sayılara deniliyor. Hani birkaç tabiri kullanıyoruz ya biz, Araplar da onu 3 ile 9 arasındaki rakamlar için kullanıyor. Diyor, bid'i denilen seneler içerisinde Rumlar, yani şeyler, Bizanslar galip gelecek diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, git seneyi de artır, devenin de sayısını artır. Deveyi 200'e çıkarıyor, seneyi de 10'a çıkarıyor. Ama zannediyorum 5. 6. senede gerçekten Bizans İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu'nu yeniyor. Yani bu inanılmaz bir olay. Yani bu ancak mucize işte. İşte izahı mümkün değil. Demek ki her asırda, bu da çok önemli bir şey, nedir? Bu da ayrı bir mucize. Şebabiyetini muhafaza etmesi. Kur'an-ı Kerim'in gençliğini koruması. Okuyacağız bunu. Ve her tabaka insana muvafık gelmesi. Bu da ayrı bir mucize. Yani mesela cebir kitapları ancak üniversite talebesi okur yani. İlkokul talebesini okutsanız hiçbir şey anlamaz. Yani diğer bütün kitaplar da öyle. Biyoloji vesaire işte ne, yani bu eserler belli şeylerin muhatabı. Şimdi biz Kadri Beydavi tefsiri okuyoruz. Ancak İslam ilimlerin master'ını da bitiren bir adam muhatap olur ona yani. Çünkü ağır bir tefsir yani. Fakat Kur'an-ı Kerim öyle değil. Kur'an-ı Kerim filozof Erkindi'nin de muhatap olduğu bir kitap, İbn Sina'nın da muhatap olduğu bir kitap, Abdullah Hoca'nın da muhatap olduğu kitap, Akgündüz'ün de, Ali'nin de, Veli'nin de, ilkokul talebesinin de. Böyle bir mucizesi var yani. İzah edecek bunu. Hasıl olan i'cazdır, mucizeliktir. Şu şuağın 3 cilvesi var. Birinci cilve ihbarat-ı gaybiyesidir. Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinden biri, külli bir ciheti, gaybtan verdiği haberlerdir. Şu cilvenin 3 şavkı var. Üç şavkı var. Birinci şavk. Cilve biliyorsunuz o ışığın şeyleri. Şavk da onun daha küçüğü. Hep üstad böyle ışıklarla. Çünkü Allah-u nuru semavati vel ardın bir manası da Kur'an-ı Kerim'dir. Bir manası. Yani Allah'ın nur ismi olduğu kadar. Şimdi birinci şavk maziye ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in geçmişe ait verdiği haberlerdir. Evet. Kur'an-ı Hakim bir ittifak. İttifakla, dostun düşmanın ittifakıyla
ümmi ve emin bir zatın lisanıyla. Yani burası çok önemli. Hocam okusun. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكِ Hocam o ayeti tam oku. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكِ Bulayım mı ben? Hocam okuyayım, bulayım. Acele etme. İnsan böyle zamanda ben Fatiha'yı bile karıştırıyorum hocam. Orayı okuyalım. O bereketli bir şey çünkü. İzeller tabel mübdülün. Yaşa. O ayeti baştan oku hocam. Böyle hafız yanımızda bulduk. Allah'ın bir nimeti. Dur hocam. Takuttuhu'yu bulacağım. Dur. Dur hocam dur. Hiç acele etme. Hiç acele etme. Üzülme de. Takuttuhu. Ya. Bir dakika. Ya. Ya. Ayeti görüyor musun? Ankebut suresi. Sureyi nedir? Ankebut. Diyor ki ayet-i kerime bunu ispat etmek için. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ Sen bu Kur'an gelmezden önce herhangi bir kitap okumuyordun. Elinde Tevrat ve İncil de yoktu. Veya okur yazarlığın da yoktu. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ Elinle yazıp da yazı yazman da yoktu. Böyle bir şey olsaydı اِذَلَّا تَعْبَ الْمُبْتُلُونَ Şu Kur'an'ı iptale çalışan ahmaklar o zaman belki işkillenip şüphe edebilirlerdi. Halbuki öyle değil. Bel onların dedikleri tamamen yalan. Doğrusu hu ayetun beyinatun fi sudurillezine utul ilim. O Kur'an-ı Kerim kendilerine ilim ihsan edilen alimlerin kalbinde ve zihninde, hafızasında bulunan çok açık ilahi ayetlerdir. Ve bir cümleyle bitiriyor. Onu da okuyalım. وَمَا يَشْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا اَلْظَالِمُونَ Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder. Ahlaksızlar yani. Çok açık. 2 kere 2, 4. Evet Kur'an-ı Hakim bir ittifak. Bu ayet. Onun için diyorum hocam. Yani ben zayıf hıfzımla Risale-i Nur'un hemen hemen her paragrafının mutlaka bir ayete ve hadise dayandığını ispat etmeye hazırım. Hep böyle yani. Hakiki tefsir olmasının sebebi bu. Mehmet Emin kardeşim. Şimdi ümmi ve emin bir zatın lisanıyla eminliği konusunda şüphe yok. Dost düşman bunu reddetmiyor. Zamanı Adem'den, Adem Aleyhisselam'dan ta asr-ı saadete kadar enbiyaların vim halatını, peygamberlere ait bütün halleri ve ehemmiyetli vukuatını yani peygamberlerle ilgili çok önemli olayları öyle bir tarzda zikrediyor ki Tevrat ve İncil gibi kitapların tasdiki altında. Onlar gerçek nüshaları Kur'an'ı tasdik ediyor. Gayet kuvvet ve ciddiyetle ihbar ediyor. Hatta onlarda bulunmayanı da haber veriyor. Yine hocam hatırlatsın. Ben bunu her zaman misal veriyorum. Tekrar da edeceğim. Hiçbir zararı yok. Bunu her yerde kullanıyorum. Geçen elhamdülillah TRT1'de de bunu özellikle şey yaptım. Kur'an'ın mucizesi olarak zikrettim. Düşünün yani biz West'in şu medresesinde bir şey konuşuyoruz. Yani tabii alıyor bu kardeşimiz. Almasa veya cep telefonları olmasa yani burada konuşulanlar kimden kim haberdar olabilir yani? Şu komşumuz duyabilir mi hocam bizi? Yani. Duymaz yani bu. Ancak bizden birisi gidecek anlatacak edecek ki ya böyle böyle oldu işte 25'in sözün 3. şavka okundu bilmem ne edildi diye duyulsun yani. Düşünün Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem. Beni İsrail çok meşhur ve şerefli bir kadın. Ama ailesi yok ona sahip çıkacak. Bir zengin aile veya ileri gelen bir aile sahip çıkmak üzere aralarında kavga yapıyorlar. İş kavgaya kadar gidiyor. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam devreye giriyor. Diyor ki böyle olmaz. Gelin oturalım. Bu işin kurası var. Şeyi var. Nedir? Ne derler ona? Kura atalım. Kime düşerse o yapsın. Aralarında epey konuşuyorlar. Neticede buna karar veriyorlar. Kur'a'yı atıyorlar. Hazreti Meryem'in Hazreti Zekeriya Aleyhisselam tarafından sahip çıkılmasını, onun terbiye etmesini, onun ihtiyaçlarını gidermesine dair o ittifakla, Kur'a'yla karar çıkıyor ve kabul ediyorlar. Şimdi düşünün. Cep telefonu yok. Anladın? iPhone yok. Yani ta o Filistin topraklarında Hazreti yani İsa Aleyhisselam doğmadan önceki günler. Ve bu İncil'de ve Tevrat'ta da yok bu ayrıntı. Enteresan tarafı o. Yani kim duyabilir, kim bilebilir Allah'tan başka bunu? Kur'an-ı Kerim şimdi bunları anlatıyor. Arkasından buyuruyor ki, ذَلِكَ مِنْ اَنْبَٰئِ الْغَيْبِ Ey şanlı peygamber, işte bu bilgiler
Soru sorarım ha. Canın isterse uyu. Çok zor benim yanımda uyumak. Hadi bakalım. Ha. Ey şanlı peygamber diyor. Bu anlattıklarımız gaybi haberlerdir. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَسِمُونَ Ya yani sen diyor onlar birbiriyle Meryem'e ben sahip çıkacağım, sen sahip çıkacağım diye tartışırken yanlarında değildin ki diyor. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ Sen düzelt hocam. Benimki zayıf hafızlık. Yani sen onların yanında değildin ki hangisi Meryem'e sahip çıkacak diye kalem atıldığında. Yani Kur'a atmak manasına. Yani bu gizlilik yani. Bu açık bir mucize yani. Yani bu cümleyi en güzel açıklayan şeydir yani hadise. Kütüb-i Salife'nin, ha Kur'an'ın bir özelliği de bu. Geçmiş peygamberleri ve tarihi olayları anlatıyor ama bir üstün özelliği var onlardan. Nedir o? Kütüb-i Salife'nin, geçmişteki mukaddes kitapların, İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un ittifak ettikleri noktalarda onlara muvafakat etmiş. Yani eğer doğruysa onlara evet bu böyledir demiş. Ama ihtilaf ettikleri bahislerde, İncil'de farklı, Tevrat'ta farklıysa en doğru olanını göstermiş. Musahihan tasih ederek hakikat-ı vakayı ne yapıyor? Fasl ediyor. Olayın gerçek yönünü ortaya çıkarıyor. Demek Kur'an'ın nazarı gayb binisi, gaybı görebilen nazarı. Çünkü Allah kelamı. Allah'ın ilmi. Allah'ın ilmi olunca ezel ve ebedi birden ihate ediyor. Ve hali birden ihate ediyor. O kütüb-i sarifenin, geçmişteki mukaddes kitapların umumunun fevkinde, hepsinin üstünde ahval-i maziyeyi, geçmişteki olayları görüyor ki ittifaki meselelerde musaddıkane onları tezkiye ediyor. Yine hocam okusun. Ya yine ama ben yine Kur'an-ı Kerim'de o ayet-i kerimeyi size... Ben burayı okuduğumuz kanaatindeyim. Zarar yok. Kur'an'la alakalı bir şey tekrar edilirse hiçbir zararı yok yani. Ben çünkü hatırladım burayı okuduk. Subhanallah hocam siz biliyorsunuz da ama şunu çok tatlı olduğu için bu ayeti şu cümleyi açıkladığı için okuyacağım. Velemme biliyorsunuz Medine'de iki türlü grup var. Biri dinsiz grup müşrikler, Evs ve Hazreç kabilesi. Bir de Yahudiler. Onlar ehli kitap. Hristiyanlar yok. Ama Yahudilerle devamlı aralarında tartışma var. Yahudiler bu iki kabileyi birbirine düşürerek yaşamışlar. Yani tarih boyu hep böyle yapmışlar. Fitneyi çıkarmış, ondan sonra istifade etmişler yani. Ben bu sefer Amerika'ya gittiğimde tekrar inandım ki 11 Eylül olayları kesinlikle o serseri Üsame Bin Laden tarafından çıkarıldığına inanmıyorum ben. Yani sırf dünyadaki İslam nefretini uyarmak için... Yani bu çevre tarafından yapıldığına inanıyorum. Benim kanaatim bu. Onlar şimdi birbiriyle kavga ediyorlar ya Yahudilerle şeyler, gayrimüslimler. Yani şeyler, gayrimüslim demeyelim, müşrikler. Yahudiler onlara karşı diyor ki, siz bize galip geldiniz, güçlüsünüz. Ama merak etmeyin, yakında ahir zaman peygamberi gelecek, bizi tasdik edecek. Tabii, hem de bu şehirde çıkacak diyorlar. Tabii ellerinde müjdeler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Ya diyor. Velemma ca'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Yani kendi yanlarındaki mukaddes kitapları tasdik eden. İşte üstadın ifade ettiği bu ayet. Dedim ya işte gerçek Kur'an tefsiri ya. Tasdik eden kitap yani Kur'an geldiği zaman halbuki ve kanu min qablu yastaftihun alellezine kafaru. Halbuki daha önce bu Kur'an gelecek ve peygamber gelecek diye küfredenlere karşı fetih müjdesi olarak bu hadiseyi istimal ediyor, kullanıyorlardı. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَرَفُوا كَفَرُوا Gelince tanımadılar, kendileri başta küfrettiler. Yahu başka söylenecek söz yok. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de bu tür ifadeler var. Ben de bazen ağzımı bozuyorum. فَلَعْنَتُ اللّٰهِ الْكَافِرِينَ Yahu başka hocam insanın içi tatmin olmuyor. Allah'ın laneti kafirlere olsun ya. Yani. Böyle hep ıslah etsin demekle olmuyor. Ben bazen ıslah etsin diyemiyorum. Bu ayetler de bana çok yardımcı oluyor elhamdülillah yani. Hocam kusura bakma ya. Bazen çok kızıyorum. He? Felanetullahi alel kafirin yani. Nasibi olanlar hariç. Vallahi tabii ayrı biz onlara. Kıskanç değiliz yani. Demek Kur'an'ın nazarı gayb bilgisi, Kur'an'ın gaybı gören o nazarı, o kütüb-i salifenin, geçmişte kitapların umumunun fevkinde, hepsinin üstünde ahval-i maziyeyi görüyor ki, ittifaki meselelerde musaddıkane. Tasdik ederek gidiyor.
Onları tezkiye ediyor. Ama ihtilafi meselelerde musaffifane. Tasih ediyor ve faysal oluyor. Yani hak ile batılı ayırıyor. Halbuki Kur'an'ın vukuat ve ahvali maziyeye dair. Geçmişteki olaylar ve tarihle ilgili bütün gelişmelerle ilgili olarak verdiği haberler akli bir iş değil. Anladın değil mi? iPhone yok ki o zaman. Yani diyelim ki o toplantıda kaydettiler de biz de seyretti. Peygamberimiz de seyretti. Akli bir mesele değil yani. Anladın değil mi? Yani bir zeki adamın kafadan çıkaracağı bir olay değil. Ben buna çok meşhur bir misal veriyorum. Düşünün şu yanımda babam vefat etmemiş olsun. Ben de gurbette kalmışım. 10 yıldır da görmemişim. Babam burada, benim burada ders yaptığımı bilmiyor. Anladın değil mi? 24 saat birbirimize birisi haber vermese ben babamın orada olduğunu bilmem yani. Niye? Orada oluşu çünkü akli bir mesele değil. Yani mümkün değil. İlla biri gelecek diyecek ki babam burada yani. Bu da onun gibi akli bir mesele değil. Değil ki akılla ihbar edilsin. Belki semaa, kulaktan duymaya. Ya o toplantıda bulunacak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ki bulunmadığı kesin. 2000 yıl olmuş. Yani veya o zaman işte 700 yıl olmuş, 600 yıl olmuş. Veya ikinci şık, her şeyi gören ve bilen, mazi ve müstakbeli ihate eden ilmi ilahi haber vermiş. İkinci şık doğru. Var mı itirazın? Mübarek. Varsa? Ha, uykunu kaçıralım. Nerede Ömer? Ömer'e de ki derslere gelmezsen hocam ceza verecekti. Hocam bu dersine ektirelim. Yaşa. Ha, haberim, haber ver. De ki hocam diyor ki hem salı hem de cumartesi derslerine gelecek. Ya belki sema'an tevakkıf nakildir. Yani kulaktan duymaya. Nakil ise kıraat ve kitabet ehline mahsustur. Okuyacaksın, yazacaksın ki ancak bir yerden nakledesin. Nasıl nakledesin? Dost ve düşmanın ittifakıyla kıraatsiz okuma bilmeyen, kitabetsiz yazma bilmeyen, emanetle maruf ama emin ve güvenilir olmakla meşhur olan, ümmi lakabıyla mevsuf bir zaten üzül ediyor böyle bir Kur'an. Anlaşıldı değil mi? Bu birinci nokta. Demek ki diğer mukaddes kitaplardan farkı bu. Bir şey su içelim, devam edelim. Hem Kur'an-ı Kerim, bu da ikinci nokta. O ahval-i maziyeyi, yani o geçmişteki olayları öyle bir surette haber veriyor ki bütün o ahvali görür gibi bahsediyor. Sanki orada bizzat bulunmuş. Doğru bulunmuş. Çünkü Allah'ın ilminden hiçbir şey gizli değil ki. Çünkü uzun bir hadisenin ukde-i hayatiyesini ve ruhunu alıyor. Yani mesela Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la ilgili meseleleri anlatıyor. Ama o uzun olayın çok ayrıntılı bir noktasını ele alıyor. İşte biraz önceki mesele. Şimdi Hazreti Meryem'le ilgili tartışmalar. O tartışmalar malum. Ama aralarında kura attıkları o gecenin ayrıntısı malum değil. Yani bu çok enteresan. Ve ruhunu alır. Maksadına mukaddime yapar. Demek Kur'an'daki fezlekeler, bütün geçmişle ilgili özetler, hülasalar gösteriyor ki bu hülasa ve fezlekeyi gösteren bütün maziyi, bütün ahvaliyle görüyor. Bütün geçmişi, bütün halleriyle görüyor. O da Allah'tır. Zira bir zatın bir fende, bu da çok önemli bir nokta, veya bir sanatta mütehassıs olduğu, hülasalı bir sözle, fezlekeli bir sanatçıkla, o şahısların maharet ve melekelerini gösterdiği gibi, Kur'an'da zikrolunan vukuatın hülasaları ve ruhları gösteriyor ki, onları söyleyen, bütün vukuatı ihate etmiş, olayları ihate etmiş, görüyor, tabiri caizse bir mahareti fevkalade ile ihbar ediyor. Şimdi bu cümleyi tam anlamadık. Değil mi? Ama anlayacağız. Tekrar okuyacağız. Bu cümle çok önemli bir cümle. Üstad bunu işaret uyacağızda da izah ediyor. Diyor ki, bir fende, bir ilim dalında iki kişi konuşur. Birinin cehaletini, birinin ilmini gösterir diyor. Bu da çok tatlı bir şey yani. İki kişi. Ha, farz edelim. Diyelim ki ben şu şey kemiği var insanın, nedir, ne kemiği, kuyruk kemiği, çok enteresan bir kemik. Biliyorsunuz onun çürümediği, hatta çekirdek olarak kaldığı şeklinde iddia da var. Yani o da bir hadise de dayanıyor. Acb-ı Zeneb yani. Şimdi o kadar güçlü bir kemik ki, yani anatomi diye bir ilim var. O anatomi ilmi profesörü Yaşar Bey, Erzurum'da diş hekimliği fakültesinde
3 gün o kemikten 100 talebe imtihan yaptı yani. Öyle ki ayrıntılar var o kemiğin üzerlerinde. Farz edelim ben, diyelim ki Allah korusun bir hastalıklı bir arkadaş geldi. Onunla ilgili kuyruk kemiğinde problem var. Ben bir şey konuşuyorum ama tıbbı bilmiyorum. Kuracağım bir cümle her kelimesiyle benim cahil olduğumu gösterir. Çünkü ben o Latince isimleri bilmem, ilaç isimlerini bilmem, hastalık ismini bilmem. Ama bir de anatomi profesörü ve iç hastalıkları profesörü konuşsa aynı cümleyi, onun da her harfi ve kelimesi onun alim olduğunu gösterir. Anladınız mı bu misali? Bu çok harika bir misal. Bir de size güldüren misal vereyim, uyumasın millet. O da çok enteresan, bunu duymuşsunuzdur. 1940'lı 30'lu yıllarda tabii hocaların kıymeti yine fazla bu Müslüman milletin nezdinde ama öğretmenlere bir türlü o kıymeti vermiyorlar. Tabii öğretmenler de genellikle bozuk, şimdi elhamdülillah değişti durum. Bakıyor ki hocalara çok iltifat var köy odasında. Öğretmen bu sefer diyor ki, muhterem köylüler diyor, biliyorsunuz Yüce Allah bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki diyor, zaman sana uymazsa sen zamana uy. Yani hiç doğru tarafı yok. Bir defa Yüce Allah'ın hadisi olmaz ayet olur. Anlatabildim mi? Yani bir defa böyle bir hadis de yok, ayet de yok. Yani bir adam cahil olunca bir alanda her tarafı hatalı yani, anlatabildim mi? Yani yani söylediği her söz kendini maskara eder yani. Şimdi ben desem ki Nusret kardeşe, tamam iyi belki çelik yelek üretebilir. Usulü fıkıhla ilgili konuş bakalım. Her konuştuğu hata olur. Her konuştuğu cehaletini gösterir. Yani usulü fıkı ağır bir ilim kardeşim. Yani burada o demesi lazım ki hocam kusura bakma ben konuşamam. Yüce Allah diyor. Hadis, bir hadis şerifinde buyuruyor ki zaman sana uymazsa sen zamana uy. Yani işte bu yani. Rezil kefazı oluyor tabii. Köylü ondan daha alim tabii. Yani demek istediğim şimdi diyor ki Üstad Hazretleri, zira bir Kur'an-ı Kerim hangi ilimde ve fende konuşuyorsa o anatomi profesörü ve iç hastalıkları profesörü gibi o ilimde ve fende zirvede bir profesör değil, zirvelerin zirvesi gibi konuşuyor. Anlaşıldı değil mi mesele? Ancak bütün kainatı iade eden, bütün ilimleri ve fenleri bilen Allah'a mahsus bir kelamdır. Peygamber de böyle ifade edemez. Zira bir zatın bir fende veya bir sanatta müteassıs olduğu, hülasalı bir sözle, fezlekeli bir sanatçıkla, o şahısların maharet ve melekelerini gösterdiği gibi, Kur'an'da zikrolunan bütün tarihi olayların hülasaları ve ruhları gösteriyor ki, onları söyleyen bütün vukuatı ihate edilmiş, görüyor. Ve tabiri caizse demesi, çünkü Allah'a ait bir tabir. Onun için tabiri caizse diyor. Acaba kelam ilmi tarafından caiz mi? Onu hemen kayıt koyuyor. Mahareti fevkalade ya. Yani hani bugün bir üzüm yedim de harika bir üzümdü. Size de inşallah Allah nasip eder. Dedim ki çocuklara, bugün burayı okuduğum için dedim ya çocuklar dikkat ediyor musunuz? Nasıl bir fevkalade maharetle, ustalıkla yapılmış ya bu üzüm. Başka nasıl diyeceksin kardeşim yani? İnanılmaz bir şey ya. İle ihbar. Şimdi anladık mı Kur'an-ı Kerim'in maziye ait verdiği gaybi haberlerle alakalı külli düsturlarını ve mucizeliğini. Geldik geleceğe ait. Geleceğe ait çok merak etmeyin. Kıyamet kopmadan İslam medeniyeti dünyaya hakim olacak. Hiç endişeniz olmasın. Bir defa bu kesin var. İkinci şavk. İstikbale ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberlerdir. Şu kısım ihbaratın, şu kısım haberlerin çok nevileri var. Çok. Birinci kısım hususidir. Yani ne demek hususidir? Yani bura önemli. Herkes anlayamaz. Bir kısım ehli keşif ve velayete mahsustur. Mesela Zeberraci miydi neydi? Ben onu kitabımda yazdım. Yani şeyde bilinmeyen bir dahi. Bediüzzaman Said Nursi eserinde var. Çok enteresan bir şey. Şimdi şeyi fethediyor Halep'i. Kim? Selahaddin Eyyubi Hazretleri. Halep'i fethedince oradaki o zat Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetten cifir ilmi vesilesiyle çıkardı diyor. Diyor ki ey büyük komutan inşallah diyor filan tarihte de Kudüs'ü fethedeceksin diyor.
tam o söylediği tarihte, yani yaklaşık bir 20 sene sonra hocam veya 15 sene sonra veya 5 sene sonra, var o bilgi bütün ayrıntılarıyla var. Hakikaten şey, Kudüs Haçlıların elinden Selahaddin Eyyubi denilen kahramanlarına geçiyor. Bu kadar açık yani. Mesela İmam-ı Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'ta duruyor, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin memleketine bakıyor. Diyor ki şu kadar sene sonra oradan bir manevi güneş doğacak diyor. Tam dediği yıl Şah-ı Nakşibend Hazretleri dünyaya geliyor. Yani bu olacak gibi değil yani. Olacak gibi değil. Mübarek adam, sen de biraz kerametini gösterip de İslam Üniversitesi'nin tanınacağını söyleseydin de bu ak gündüz şeker hastası olmasaydı ne zarar ederdin yani? Bu var da fakat gizliyor kerametten. Abdullah Hoca. Gizliyor. Oturmaz maalesef. Maalesef, maalesef yani. Demek ki bir kısmı Kur'an-ı Kerim'dekiler hususidir. Onu kim anlar? Çok açık. Bediüzzaman Hazretleri. Daha ne desin yani? 1293 eder diyor. Yuridullahu yuridune yutfi'u nurallahi bi efvahim ayetini açıklarken, eğer diyor mim şeddeli sayılmazsa diyor 1193 eder ve 93 harbine işaret eder. Ve o dönemde alem-i İslam'ın temeli olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışını önlemeyi Mevlana Halid-i Bağdadi ve talebeleri şey yapacak, temin edecek diyor. Eğer diyor mim şeddeli sayılırsa Allahu alem diyor tam bir asır sonra, bir asır sonra Hazreti Mehdi'nin talebeleri diyor bu işi sağlayacak. Söyleyin bakalım bir asır sonra hangisi? 1997, 2000'li yıllar. Evet. Yani mesele gayet açık. Mesele gayet açık. Ben Amerika'daki toplantıda epey kızdırdım. Çok çünkü hakaret ettiler ecdadımıza. Dedim ki elhamdülillah 28 February process has ended. And orası çok önemli bir hadise. Democracy plane in Turkey airport has landed. Elhamdülillah. Bitti. 28 Şubat dönemi bitti ve demokrasi uçağı Türkiye havaalanına indi. Evet, çok açık. Elhamdülillah yani. Tabii yas tutanlar da vardı, bayram edenler de vardı Amerika'da. Demek ki bir kısmı öyle. Mesela Muhittin Arabi Hazretleri. Muhittin Arabi Hazretleri. İslamim, Gulibetum açıkladık suresinde. Pek çok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur. Bu büyük bir zat. Gaybi haberleri çıkarmış. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethedeceğini, Şam'ı fethedeceğini de birebir tespit etmiş. İki kaynakta. El Futuhatül Mekkiye'de de bir de Eşşekaykün Numaniye diye bir kitabında da bunlar ortaya koymuş. İmam-ı Rabbani Hazretleri surelerin başındaki mukattaat-ı hurufla, o hurufu mukatta diyoruz ki elif, lam, mim vesaire şeklinde, muamelat-ı gaybiyenin, gaybi bir kısım muamelelerin işaretlerini ve verdikleri haberleri görmüştür ve hakeza. O da zikretmiş, İmam-ı Rabbani Hazretleri de zikretmiş. Ülema-i batın için, burası çok enteresan, batıni ilimler yani iç ilimler, manevi ilimlerle meşgul olanlar için Kur'an baştan başa İhbarat-ı gaybiyin evindendir. Gaybi ihbarların evinde. O da Müslüman demiş, ben koymadım. Kur'an-ı Kerim'de sure-i Fatır zannediyorum. Beldetün tayyibetün ve seben suresi. Ve Rabbun gafur. Ayet kerime. Ve bu Yemen'den bahsediyor. Aden şehrinden bahsediyor. Oradaki cennet gibi bölgelerden bahsediyor. Ama ta 6. Hicri asırda bir alim. Kardeşim diyor, yani bu çok garip. Bu diyor çok açık bir şekilde diyor. Peygamberimizin verdiği İstanbul fethedilecektir müjdesi bu ayete göre 879 yılında diyor gerçekleşecek. Ya bunu ben yazmadım yani. 6. Hicri asır. Halbuki İstanbul'un fethi kaçıncı asır? 9. Hicri asırda. Ve hakikaten de üstad da bunu şeyde Rumizat Semaniye'de açıklıyor. Tam 879 1453. Harfi harfi. Kardeşim yani bu şifreyi ben koymadım ki, Cenab-ı Hak koymuş. Ama bunu çıkarmak hususi ve velayet ehli insanlara has. Yahu ben beçara aldığım bir aspirinin prospektüsünü okumaktan acizim. İsmail kardeş de öyle, ben de öyle. Nereden gelip de Kur'an-ı Kerim'in o ilahi şifrelerini teker teker çıkarıp ortaya koyacağız?
insanlara has. Ülema-i batın için Kur'an'ın baştan başa ihbaratı gaybiyene dindendir. Biz ise umuma ait olacak bir kısmına işaret edeceğiz. Bunun da pek çok tabakaları var. Demek ki iki kısım. Bir umuma ait, bir de özel. Yalnız bir tabakadan bahsedeceğiz. İşte Kur'an-ı Hakim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a der. Burası çok enteresan bir şey. Ne diyor? Burası çok önemli. Üstad Hazretleri diyor ki burada bir haşiye zikrediyor. Bu gaybtan haber veren ayetler, zikredeceği ayetler hep gaybtan haber veren ayetler. Geleceğe ait. Pek çok tefsirlerde izah edilmesinden ve eski harfle tab etmek niyeti müellifine verdiği acelelik hatasından burada izahsız ve o kıymetli hazineler kapalı kaldılar. Biz bazılarına işaret edeceğiz. Bazılarına. Hepsine değil. Fasbir inne va'dallahi hakkun. Şüphe var mı bunda? En sıkıntılı günde herkes biliyorsunuz amcası bile kendisine düşman olduğu bir zamanda Ebu Leheb. Kur'an-ı Kerim diyor ki Mekki surelerde sabret. Allah sana vaat etmiş öyleyse haktır. Olmuş mu? İşte Medine'ye beraber. Anlatabildim. Dahası var mı? İki. Bu zaten çok açık bir şey. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ اَمِن۪ينَ مُحَلِّق۪ينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّر۪ينَ لَا تَخَافُونَ اِلٰى Sure-i Fetih bu. Baştan başa gaybi haberlerle dolu. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılıklı anlaşmaya dayanarak Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmek üzere meşhur ziyarete başlıyor. Ama ne acıdır ki müşrikler engelliyorlar. Engelleyince büyük bir olay oluyor. Ve biliyorsunuz Hudeybiye denilen yerde anlaşma sağlanıyor. Ama anlaşmanın görünen maddeleri tümüyle Müslümanların aleyhine. Hatta burada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı isyan ediyor. Böyle bir anlaşma imzalanamaz diyor. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün Müslümanlardan yeniden biat al diye talimat veriyor. Yani ben peygamberim bana uyacak mısınız yoksa hıyanet mi edeceksiniz diye. Bunun üzerine Hazreti Ömer başta olmak üzere o isyan edenler ağlıyor. Gelip ağaç altında. Tahteş şecere meselesi. Biat tahteş şecere meselesi. Ya Resulallah sen ne emredersen biz uyuyoruz. Ama herkes rahatsız oluyor. Yani Hazreti Ömer isyan ediyor. Diyor ki ya Resulallah bu ne hal? Bu kadar taviz niye veriliyor? Taviz bu açıkça taviz. Çünkü Muhammedur Resulullah tabirini bile sildiriyorlar. Hayır diyorlar sana göre Muhammedur Resulullah'sın. Bize göre Muhammed bin Abdullah'sın. Yani sözleşmede onu bile müsaade etmiyorlar. Bismillah'ı kaldırtıyorlar. Çok enteresan bir şey. Yani öyle ağır şartlar ki hepsi Müslümanların aleyhine. Ama kafirlerin lehine. Ama Kur'an-ı Kerim öyle bir müjde veriyor ki. Ben hep zikrediyorum ya. Bir yıllık siparişini alan %100 kar edecek tüccar gibi. İstikbali görüyor. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Ey şanlı peygamber. Bırak o sözleşmedeki aleyhteki maddeleri. Bırak filanın filanın ümitlerini kırmasını. Sen inşallah Allah isterse Mescid-i Haram'a gireceksin. Hem de nasıl? Aminim. Çok huzur içinde güvenli bir şekilde. Muhallikim. Güzelce tıraşın olacaksın. Hiç yani kimse sıkıntı vermeyecek. Ve mukassirin veya saçını kısaltacaksın. La tekafun. Hiç korku falan olmayacak. Sonra hocam devam et. Unuttum meşhur okuduğumuz şey. Bir de bilmediğiniz bir müjde daha var. O da Cenab-ı Hak size Fethi Karip de verecek. Mekke'yi tümüyle alacaksınız. Yani bu. Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey. Bir başka ayet işte. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَغْلِبُونَ Bizans İmparatorluğu'nun فِي بِضْعِ سِنِينَ Yani 3 ile 9 sene arasında mutlaka galip geleceğine dair emirler. Daha nice böyle ayetler. Sonra işte Yahudilere ait şeyler ve nihayet Türk milletiyle alakalı olduğunu bildiğim bir ayet-i kerime. Bunu da açıklayacağız. Çok açık bu. Şimdi söyle hocam. Allah Allah. Söyle hocam bu ayetin başını. Ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum. Onun başı. Onun başı. Ve men yetevelle ankum. Ya eyyühellezine amenu. Men yertedde minküm an dini. Yaşa. Men yertedde minküm an dini. Öyle hafız olacaksın ki. Kim
sizin içinizden, dininden dönen eden olursa Cenab-ı Hakk'ın bir derdi yok aşağı. Hiç kuvveti de zayıflamaz. Ne olur peki? فَسَوْفَ يَعْتِ اللّٰهُ لِكَوْمِ Allah öyle bir millet daha getirir ki onlar, o Allah onları sever. Allah onları sever. Onlar Allah'ı sever. Müminlere karşı mütevazi, alçak gönüllü, kafirlere karşı izzetli ve azametli. وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ Allah yolunda cihad ederler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Allah yolunda cihad ettikleri için birilerinin azarlamasına da hiç aldırmazlar. Burada o gün bir şey anlattım değil mi? Burada da anlatayım. Maalesef bu ayet-i kerimeye Allah bizi mazhar eylesin. Ben bazen uzaktan da olsa bu hadiseyi yaşadım. Ve üzüldüm. Çok üzüldüm. Geçen Amerika'da adam çıktı, bir profesör, 25 dakika Resulullah'a hakaret etti. Osmanlı Devleti'nin işte Fatih'i gay olmakla suçladı. Böyle her türlü pisliği yaptı. O bizim Müslümanlar böyle. Koyun gibi uyuyorlar. Koyun gibi. Dedim Akgündüz, buradan da dedim makbul bir insan olmadan ayrılacaksın. Şimdi orada ya susmak, onların sana ikramı var. Bir numaralı ikram ediyorlar. Yani uluslararası tanınmış bir bilim adamı olarak görüyorlar. Her yerde protokolde birinci sınıf yer veriyorlar. Ya bu devam edecek hocam veya ellerinin tersiyle itecekler. Dedim kusura bakma. Eğer burada vazifeni yapmazsan bütün dünya seninle olsa beş para etmez. Beni yerecekler, kınayacaklar biliyorum. Dedim ki beyefendi öyle konuştunuz ki. Bir defa sen dedim Osmanlı tarihçisi değilsin. Osmanlı edebiyatıyla meşgulsün. Alanın dışına çıkınca her kelime hatalı oldu. İkincisi bana söz hakkı vermiyorsunuz. Ama ben konuşmak mecburiyetindeyim. Canınız isterse zorla çıkarın beni bu salondan. Sen dedim bütün tarihi hakikatleri tahrif eyledin. Ve kasten bozdun, değiştirdin. Başta işte büyük tarihçiler, arşiv belgeleri senin dediklerini tekzip ediyor. Ben de şiddetle tekzip ediyorum. Ve millet dedim, bilesin ki bu anlattıkları 25 dakika masaldan ibarettir. Bunu bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Ondan sonra bizim baktım ki o bir kısım ehli iman sivişti, sıvıştı, kaçtı beni görmemek için. Acaba Akgünz'ün yanında görülürsem benim de mi itibarım azalır falan. Elhamdülillah orada çok kıymetli arkadaşlar vardı, sahip çıktılar. Bir böyle dekolte giyimli bir hanımefendi geldi. Biliyorum baştan beri bize menfi bakıyor. Yani dedi bu kadar Amerikalı bilim adamının yanında bu kadar dedi açıkça bir insana hakaret etmeyi dedi sana yapsalar kabul eder miydin? Dedim ki hanımefendi hakareti ben değil, o yaptı. Hem de benim dinime, peygamberime ve tarihime yaptı. Dedim ben öyle bir hata yapsaydım ben bunu şuna benzetirim. Eğer benim Bediüzzaman'ın tarifidir bu, omuzumda bir akrebin veya sırtımda bir akrebin dolaştığını bir insan bana haber verse, ben ona bir de teşekkür ederim. Ben dedim, böyle bir akrebi sırtımda taşıyorsam, böyle söz söyleyene teşekkür ederim. Onun gibi dedim, benimle kavga etmezdi. Yani o cümleyi ben hayatımda çok yaşadım bu ayeti. Yani hakkı söylediğiniz zaman çok azarlıyorlar. Sivri dilli diyorlar. Anladın değil mi? Yani ulan mübarek adam. Adam Allah'a sövüyor ya. Bu sivri değil de benim Allah'ın birliğini anlatmam mı sivrilik? Etmeyin yani. Yani bu. Yanlış mı yani hakikaten? Bu çok önemli yani. Bunu hiç unutmamalıyız. Müslümanın bir özelliği de وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَيْهِ Allah yolunda hakkı anlatırken birileri kendisini tenkit edecekmiş, azarlayacakmış. Cehenneme kadar yapsın. Bitti. Ben hakkı söylerim kardeşim. Bitti. Buradan taviz vermem. Üniversitem kapansa da taviz vermem. Bu radikal olmak demek değildir. Radikallik ayrı bir şeydir. Ama İslam'dan taviz vererek İslam'a hizmet edileceğine inanmıyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim 6 sıfat anlatıyor. Bu ayet biliyorsunuz birinci derecede Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında nazil olmuş. Ama bu ayet Hazreti Ebu Bekir'e has değil. Umumidir. Sebep hastır, hüküm amdır. Dolayısıyla bunu başta Elmalı Hamdi yazır. Bediüzzaman Hazretleri ve İslam alimleri 600 sene bu ayetin masadakı diyorlar. Bakın ayet Türkler hakkında nazil olmamış.
Ama Türk milletinin buna masadak olduğunu açıkça açıklamışlar. Ortada. Bu altı vasfı taşımışlar Allah için. Yani. Ve aleyhi tevekkelna. Allah Allah. Bir diğeri de çok enteresan. Onu da söyleyeceğim. Nasıl söylemeyeyim kardeşim? Yani hepsi birbirinden güzel. Her biri hakikaten müstakil bir mevzu. Ama söylemeden de geçemeyeceğiz. Ne? Bizim Nusret kardeş açıklamıyor. En iyisi ben açıklayayım yani. Bu ayeti de bugün müjde olarak kabul edin. Arkadaşlar, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İki şartla Allah bize vaatte bulunmuş. Allah vaadinde hilaf etmez. Bu Hollanda'da da geçerlidir bu. Anlaşıldı değil mi? Türkiye'de de geçerlidir. Bütün dünyada da geçerlidir. Nedir o iki şart? Bir, iman etmek. İki, amel-i salih işlemek. Bunlar yoksa kusura bakma, Allah'ın vaadini bekleme. Bunlar şart. Peki neyi vaat etmiş? İster nerede olursan ol hocam. İster uyu ister dinle hocam. Arada sırada uyuduğumu da fark ediyorum yani. Yani. Hakkınız hocam gözünden kaçma. Yaşak hocam benim. Ha. Diyor ki çok açık. La estahlifennehum fil ard. Yeryüzünde hakimiyet size geçecek. Hakimiyette bir eksiklik mi oldu? Amelde imanda eksiklik. Beyler. Bu hakimiyet illa devlet sahibi olmak değil mi? Değil. İslam'ın güzelliklerini yaymak için imkan vermesi yeter. Kemal Taklefer'le değil mi? Kabliyim. Sizden öncekilere de bunu verdi. İşte Osmanlı. İşte Emevilerin ilk dönemi. İşte dört halife. İşte Peygamberimiz. İşte Abbasiler. İşte Selçuklular. İşte Kıranlılar. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذ۪ي تَضَى لَهُمْ Bir düğüm nokta. İkinci bir müjde daha. Bu da bir müjde. Bu umumi bir, herkese ait bir mucize bu. Gaybi bir ihbar bu. Kendisinin memnun kaldığı İslamiyet konusunda başarılı olmaları için onlara imkan ihsan edecek. Anlaşıldı değil mi? Hadise bu. Zemin hazırlayacak. Başka? Yahu endişe etmeyin, korkmayın. İki şartla. Öyle guru guru kokmamak olmaz. Bir, iman etmek. İki, amel-i salih işlemek şartıyla. Hocam bu müjde de çok tatlı bir müjde. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا Şayet siz Müslümanlar korku içinde yaşadıysanız, sıkıntı çektiyseniz, belaya maruz kaldıysanız, bütün bu sıkıntılardan sonra sizi muazzam bir güvenli hayatla ve mutlu bir hayatla değiştireceğine dair Allah söz veriyor. Dahası var mı? Şükür ya. Maşallah ya. Yani bugün Mazemim. Gönlümüzü açtı bu Kur'an-ı Kerim ya. Hakikaten yani. İşte umumi müjdelerden birkaç tanesi. Evet. Bitirelim bunu. Değil mi? İnşallah. Gibi çok ayetlerin ifade ettiği ihbarat-ı gaybi. Gaybi haberler bunlar. Ben bir hatıra daha nakledeyim. Sevinesiniz. Bizim bir hocamız var. O da çok tatlı bir hoca. Molla Fevzi. Şimdi TRT Şeş'te program yapıyor. Çok kıymetli bir alim. Veri savuru bilen bir insan. Allah uzun ömür versin. Vesile olundu ona. En üst makamlara kadar söyledik. Hocam diyor ben Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittim. Orada 150'ye yakın ilim adamı toplandı. Baş müftünün talimatıyla. Orada 2,5 saat kadar Risale-i Nur'u ve üstadı anlattım. Bunun üzerine diyor, tabii bu siyasi olması için söylemiyorum. Bir hakikat anlatmak için söylüyorum. Baş müftü dedi ki diyor, efendim, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Bey olmasa, yani vefat etse veya Allah korusun bir sui kaste kurban gitse, İslam güneşi korkarım ki küsufa maruz kalır demiş. Böyle deyince ben diyor ayağa kalktım dedim ki la, asla dedim. Bu görüşüne katılmıyorum. Neden dedi diyor. Sevmiyor musunuz bu insanı? Seviyoruz. Dua da ediyoruz. Allah'ın onu istihdam ettiğini düşünüyoruz. Ama demiş bir hakikati yanlış anlatıyorsunuz. Nedir demiş o? Şaşırdım diyor. Demiş ki Bediüzzaman Hazretleri diyor ki şecere baki ise meyvenin zevalinden dolayı eser etme. Yani ağaç yerindeyse meyve düşmüş. Birisi yemiş diye üzülme. Yeniden olacak meyvesi.
Tayyip Bey dedim diyor ve mevcut yani müsbet kadro diyelim bir siyasi parti olmasın çünkü bu iman dersidir. Türkiye'deki iman ve Kur'an hizmeti ağacının bir meyvesidir. Elbette ki o meyve güzeldir ve biz de dua ediyoruz başarısı için. Ama o meyve zevale uğrarsa biz ümitsiz olamayız. Çünkü ağacı vakittir. Bu var ya imanın verdiği bir huzurdur bu yani. İşte bu ayettir. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا. Hocam sizi yakında hafızlık imtihanına da tabi edeceğiz hocam. Hocam latife ediyorum. Mana verirken Kur'an'ı düşünmek çok zor hocam. Bazen ben Fatiha'da bile şaşırıyorum. Şey çünkü yani gelmiyor yani. O normal okurken insan su gibi okuyor. Ama şey yaparken bakıyorsun ki Fatiha'yı karıştırdı. Öyle. Allah razı olsun. Gibi uzatmadık değil mi? Çok ayetlerin ifade ettiği ihbarat-ı gaybiyedir ki aynen doğru olarak çıkmıştır. İşte pek çok itirazat, itirazlar ve tenkidata, tenkitlere maruz. Ve en küçük bir hatasından dolayı davasını kaybedecek bir zatın. Bir defa Hazreti Resulullah çok tenkide maruz. Amcası, kabilesi, Hristiyanlar, Yahudiler hepsi dünya. Yapacağı küçük bir hata onu perişan edecek durumda. Böyle bir zatın lisanından böyle tereddütsüz. Belli ki kendi sözü değil. Anlaşıldı değil mi? Tereddütsüz, kemali ciddiyet, hiç endişesi yok. O kemali ciddiyet deyince aklıma Osman Demirci hocam geliyor. Allah rahmet eylesin ona. Yaşasın İslamiyet diye bağırırdı bazen. Allah selamet versin, bilirsiniz onu. O böyle hadisi okurdu, bir de yanlış okurdu biraz da. Allah selamını da söyleyeyim yani. Hibetini de ederim, şimdi cennette bizi seyrediyordur o. Yani eğer bir elime güneş, bir elime ayı koysanız, yine bu davandan vazgeçme. Bunu örnek veriyordu ciddiyetine. Öyle bırak şu. Bu Talip vasıtasıyla biliyorsun teklif gidiyor. Mekke'nin en güzel kızını verelim. Aman ya Rabbi. Bütün Mekke'nin en zengini yapacak şekilde servet takdim edelim. Beyimiz olsun. Bütün bunlara karşı. Kemali ciddiyet ve emniyetle ve kuvvetli bir vüsuku, güvenilirliği ihsas eden bir tarzda böyle ihbaratı gaybiye, gaybi haberler katiyen gösterir ki o zat üstad-ı ezelisinden. Kim o? Allah ya. Ezeli üstad ancak Allah olur. Ders alıyor, sonra söylüyor. Şu son ayet. Ben hocama bu son ayetin içinde olduğu kısmı aşırı okumasını istirham ediyorum. Va'adallahu lezine amenu minkum kısmı hocam. Neredeyse artık. Sure-i Kasas. Hocam öyle değil mi? Hocam oku, ben sana açayım. Allah sana hayır vere. Yahu hocam bu ne tatlı bir dersmiş bu ya. Hakikaten ne diyeyim yani böyle bu kadar güzel. Yani tahsin. Öyle mi? Biraz daha farklısıymış, o değilmiş. Bulayım mı hocam nerede olduğunu? Ya sen, şeyi. Vaadallahu lezine amenu minkum ve amilu salihati ile yesteklifennehum fil ardi. Aynen öyle hocam. Şey Nur suresi hocam. Aynen. Oku hocam orayı. Nereye? Ne kadar okursan hocam. Eksiğini tamamlarız. Aslan hocam benim ya. Subhanallah. Çok lezzetli bir ayet ya. Aşır okuyacaksın yani hocam. Yapma ben. Allah'ın öğretisi mi okuyalım? Onu oku hocam ya. O da bir, o daha güzel. Hadi bak. Hepsi güzel de. Nereyi istersen orayı oku. Estağfirullahaladzim. Velev meknem dinem ve lezirtezam. Velev betrenim ben hafim emin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nuru semavati vel erd. Meselü nurihi kemişkatin fiha misbah. El misbahu fi zücace. Ezzücacetü keennehâ kevkebün dürriy.
gün yuqad min şecaretin mübareketin zeytune. يُقَدْ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه آمنا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله ربنا الغفور يا رب فاجعلنا هذا النور نور القرآن آمين. بحرمة اسمك الأعظم وبحرمة رسولك الأكرم آمين. وبحرمة فرقانك آمين. الأحكم آمين. وبحرمة سر سورة الفاتحة giderseniz mutlaka Nur suresinde Allah Nuru Semavati vel Ard hocamın okuduğu bu kısmın manasını da olsa hiç olmazsa okumanızı tavsiye ederim. Söz veriyorum gelecek hafta inşallah onu ben size özetleyeceğim ve hulasa edeceğim. Hakikaten ehli imanın hali nedir? Ehli küfrün hali nedir? Son cümle de çok tatlıydı. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Allah kime nur, hidayet nurunu nasip etmezse onun ışık bulacağı yok. Nurdan mahrum olacağı açık diyor. Böyle bitir. Allah bizi onun nurundan mahrum eylemesin inşallah. Amin. Hocam Allah razı olsun. Allah sizlerden çok tatlı bir şeydi. Sureydi.